Ve devam ediyoruz güne bakışa kaldığımız yerden. Konuğumuz Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Gülnihal Ağrer. Konumuz kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet. Dünyanın her tarafında şiddet olayları var. Ve maalesef bundan güçsüz olanlar ya da güçsüz görülen insanlar ya da canlılar etkileniyor. Bazen bir çocuk, bazen bir kadın, bazen bir hayvan. Çünkü insanlar hep güçsüz gördükleri tarafa karşı maalesef zulmetmek konusunda yüzyıllardır biraz ruhsallaşmış durumdalar değerli seyirciler. Türkiye'de de mağdur taraf kadınlar ve çocuklar. Yine her gün neredeyse bir kadın sevgilisi, eski sevgilisi, eşi ya da boşandığı kişi tarafından katlediliyor. Geçen hafta Manisa'da caddenin ortasında güpegündüz bir kadın daha 19 yaşında, 14 yaşında birlikteliği başlamış. 37 yaşındaki o şahıs tarafından, o varlık tarafından demir sopayla dövüldü. Yanında çocukları vardı. O çocuğun gözü önünde. Etraftan kimse yardıma bile gitmedi. İnsanların gözü önünde. Eli cebinde izleyenler, oturduğu sandalyeden izleyenler de vardı. Yani diyeceğim şu ki şiddet her yerde. Kadına yönelik şiddet de zaten fazlasıyla karşımızda. Ve her gün bir kadının öldürüldüğü haberi geliyor Türkiye'den. Peki neden azaltamıyoruz şiddeti ve cinayetleri? Konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Geçen hafta Manisa'daki olay. Aslında bu olay onlarca kadının uğradığı şiddetten sadece biri. Çünkü bu gördüğümüz bir şiddet. Duvarların ardında görmediğimiz binlerce şiddet örneği var. Psikolojik tarafı var şiddetin, ekonomik tarafı var aynı zamanda. Aslında biraz bir buradan başlamak isterim. İzlediniz tabii ki görüntüleri. Tabii maalesef. Sosyal medyada denk geldik. Çocuk maalesef o anlara maruz kaldı. İşin kötü tarafı o kötülüğe sessiz kalan insanların da olmasıydı. Bu da vicdan yaralayan başka bir taraf. O olayı izleyenler. Şimdi 14 yaşında anladığım şu ki biraz ailevi sorunları olan biri ve oradan kaçışı bir çare olarak görmüş ve bu adamla birlikteliğe başlamış. Şu an 19 yaşında. Daha çocuk diyeceğimiz bir yaşta. Ve böyle pek çok kadın aynı durumları yaşıyor. Bu şiddet sarmalında sizin gördüğünüz yani benzer olaylarda öncesinde bir psikolojik ve ekonomik şiddet döngüsü var mı? Yoksa bu bir anda ortaya çıkan bir şiddet tezahürü mü? Şimdi tabii ki bunun bir anda ortaya çıkan bir şiddet tezahürü olduğunu söylemek mümkün değil. Zaten olayın geri planına baktığımızda çocuk yaşta aslında cinsel istismara maruz kalmış bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Yani 14 yaşında bu yola sevk edilmiş, biriyle birlikte olmak zorunda bırakılmış. Dediğiniz gibi ailevi nedenler olabilir, ekonomik nedenler olabilir ama 14 yaşında dediğimiz kişi bir çocuk. Aslında devletin 14 yaşındaki çocuğa sahip çıkması gerekiyor çocukları koruma yükümlülüğü kapsamında. Çocukluktan başlayan bir şiddet süreci var ve bu yıllarca devam etmiş. Ve en son işte bir sokak ortasında herkesin içerisinde bir silahla, demir bir sopayla 4 yaşında bir çocuğun gözünün önünde ve kadın da hamile. Hamile miydi? Ha, evet. Haberlere yansıyan doğru kadarıyla bir, hamile. Bir şiddete maruz kalıyor. Bu tabii yani hepimiz için dehşet verici. Kabul edilmesi mümkün değil. Bizi orada ekstra şaşırtan, hayrete düşüren, yaralayan diğer çevredeki insanların buna polis gelene kadar hiç müdahale etmemiş olması. Maalesef. Daha sonra yapılan röportajlar var oradaki esnafla. Dinleme şansınız olduğunu bilmiyorum ama orada oturanlardan birisi engelli bir vatandaşmış. Ben o yüzden kalkamadım diyor. Hani onu tenzih edelim. Ama geri kalanlar zaten çok düzgün insanlar değillerdi. Bizden birisi olsaydı, buralı birileri olsaydı, müşterimiz olsaydı müdahale ederdik ama zaten kendi aralarında kavga ediyorlardı. Kadın da ona küfür etmişti gibi böyle açıklamalarda bulunuyorlar. Yani bizden değildi herhangi bir müdahaleyi kendilerine evet, orada, görmüyorlar. Evet orada bizden değil derken etnik bir ayrımcılık da söz konusu aslında. Hani Manisa'nın yerlisi değillermiş sanırım. Onun dışında hani kadının belki tartışıyor olması, sesini yükseltiyor olması bunu hak ettiğine dair zihinlerde bir algı oturtmuş esnafta. Yani zaten kavga ediyorlardı. Biz o yüzden müdahale etmedik.
Hani bizden birisi olsaydı müdahale ederdik gibi bir yaklaşım var. Tabii bunları kabul etmek mümkün değil. Çünkü hepimizin yardım ve bildirim yükümlülüğü var. Türk Ceza Kanunu kapsamında ruhen, bedenen, yaş nedeniyle ya da herhangi bir sebeple kendini koruyamayacak durumda olan kişileri bildirme yükümlülüğümüz ve yardım etme yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla aslında etkin bir soruşturma gerçekleştirilebilse sadece o şiddeti uygulayan erkek faile değil, bu olaya müdahale etme şansı varken müdahale etmeyen kişilerin de bir cezai sorumluluğu olması gerekiyor. Aslında şunu diyorum ben, dünyada kötüler fazla olduğu için kötülükler çok değil, iyiler ya da biraz da korkanlar ya da böyle işte aman bize dokunmasın, bizden değil diyenler çok olduğu için kötülükler bu kadar ayyuka çıkmış şekilde devam ediyor. Yani insanların müdahale edeceğini bilse ve ceza alacağını bilse bu şahıs asla bu harekette bulunamaz. Mesela hep böyle Avrupa örneği verilir birçok olayda. Yani hoş değil ama öyle bir örnek varken de konuşmak lazım. Mesela orada bir hakaret ya da bir tokat bile çok ağır cezalara cezalarla karşı karşıya kalabiliyor insanlar. Ve bu yüzden de kimse kimseye hakaret etmekte ya da bir şiddet uygulamakta insanlar çekiniyorlar. Daha çok böyle mesafeliler şiddet olaylarına karşı. Şimdi burada bu cezasızlık meselesi. Çünkü şunu duyuyoruz. Seni dövsem işte ya da öldürsem şu kadar ceza alırım. Ve bu şahıs tutuklandı bu arada. Daha önce de cezaları aldığı cezalar varmış. Ve büyük ihtimalle adli kontrol kararıyla serbest kalacak herhalde. Daha önceki olaylarda olduğu gibi. Yani ne kadar süreyle tutuklu kalacağını tabii bilemiyoruz. Burada şu örneği vermek isterim. Aslında yakın tarihten bir örnek, 2000'li yıllardan. Nahide Opuz kararı diye geçer. Türkiye'de yaşayan Nahide Opuz Diyarbakır'da defalarca eşinden şiddete uğruyor. 36 kez yaklaşık eşinden şiddete uğruyor. 36 kez daha çok uğruyor da 36 kez adli makamlara başvuruyor. Fakat bunların sadece 6 tanesi kayıt altına alınıyor. Birkaç tanesinde yapılan yargılamada verilen ceza para cezasına çevriliyor. Ve genellikle tutuksuz yargılandığı için adam eve döndüğünde kadın şikayetinden geri vazgeçmek zorunda kalıyor ve başlayan soruşturmalar bu nedenle vazgeçme nedeniyle düşüyor. Yine böyle hayati tehlikenin artması, şiddetin tehlikenin artması neticesinde şehir değiştirmeye karar verdikleri bir sırada bu erkek fail tarafından kadının annesi öldürülüyor. Bunun üzerine başlayan hukuki mücadelede Nahide Opuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Ve ilk defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nahide Opuz kararı bizim için önemli bir karardır. Şu nedenle yani dünyada bir ilk, devletin aile içi şiddete müdahale sorumluluğu olduğunu ortaya koyuyor ve aile içi şiddete müdahale etmediği için Türk devletine yaptırım cezasına çarptırıyor. Aslında İstanbul Sözleşmesi tam bu karardan sonra, bu karar 2009 yılında, İstanbul Sözleşmesi 2010 yılında bu karardan sonra ortaya çıkıyor ve sözleşmenin içeriğinde devletlerin aile içi şiddete karşı mücadele etme yükümlülüğü getiriliyor. Yani bu aile içidir, bizi ilgilendirmez zihniyeti artık orada bitiyor. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi aslında bizim için önemi buradan kaynaklanıyor. Bizim defalarca bu sözleşmeden bir gecede çıkılmasına eleştirmemizin nedeni de bu. Yani aslında böyle bir dayanağı var. Çünkü kadın şiddete uğradığında polise gittiği zaman genellikle kolluk kuvvetlerinin yaklaşımı ya bu aile içi bir mesele, çok derinlemesine girmeyelim deyip ara bulucu rolünü üstlenmek oluyor. Ya biz sizi uzlaştırırız, işte kocandır, her evde olur böyle sorunlar gibi. Ama aslında bunun böyle olmadığı, bizim de taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla ortaya kondu. Dolayısıyla artık bu sadece bir ev içi, kişiler arası, ilişkiler arası bir takım kişilerin kendilerini ilgilendiren bir sorun değil, devleti ilgilendiren bir sorun. Şiddetin bu kadar yaygınlaşması. Burada aslında komple bir zihniyet değişikliği şart. Hem bu Manisa'daki olay doğrultusunda, hem kötülüğe sessiz kalanlar tarafından, hem de kötülüğü uygulayanlar tarafından, hem de o kadını maalesef o duruma mecbur bırakanlar tarafından. Daha 14 yaşındaki, bence hala çocuk, 19 yaşında, 3 yaşında bir çocuğu olmasına rağmen aralarında 18 yaş var. Ya burada öyle çok gönüllü bir şey olmadan aslında pek çok kadın da aynı durum yaşıyor. Ailedeki baskılar dolayısıyla bir kaçış olarak görüyorlar evliliği. Çoğu zaman da erken yaşta evlilikler gerçekleşiyor ve %90'ı sanırım sorunlarla sonuçlanıyor. Şimdi devletin aile içi şiddete müdahalesi dediniz.
Burada şöyle bir algı ortaya çıkıyor eleştirenler. İstanbul Sözleşmesi'ne gelen eleştiriler de hep öyleydi. Aile kutsaldır. Tamam, kutsaldır. Ama ortada bir şiddet varsa, kadın şiddete uğruyorsa, çocuk da o şiddete maruz kalıyorsa yıllar boyunca, burada bir kutsallık da kalmıyor aslında. Kol kırılır, yenişinde kalır. İşte kocandır, severdi, döverdi. Burada da bir zihniyet, bir alışkanlık, bir gelenek, görenek tarafı da var. Yani bunları değiştirmeden sadece tek başına cezaları artırmak da sanki yeterli olmayacak gibi. Tabii ki yeterli değil. Şöyle, kutsal olan aslında aile değil. Kutsal olan onurlu bir insan yaşam hakkı. Yani insanın yaşam hakkı onurlu olan ve bir arada yaşamaları. Eğer bir evin içinde şiddet varsa, kavga varsa, yani yalan varsa, saygısızlık varsa, burada kutsal olan bir şey yok. Sadece bir aile kurumu olduğu için kutsal olduğunu söyleyemeyiz. Ama insanların düzgün yaşama hakkı, işte beden sağlıklarını, ruhsal sağlıklarını geliştirdikleri bir ortamda var olma hakları daha kutsal aslında. Hı hı. Dolayısıyla dediğiniz gibi burada zihinsel bir değişiklik yaratılması gerekiyor. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Yani birçok mücadele var kadın haklarına dair. Ama bir taraftan da bence televizyon programları, diziler, filmler. Şimdi biraz da burada medyanın rolünden de bahsetmek lazım. Ve aslında bugün biraz da şundan da bahsetmek lazım, bu cezasızlık meselesi. Şimdi geçen bir haber, bir program izlerken denk geldim. Türkiye'de ruhsatsız silah çok fazla. Yaklaşık 30-40 milyon civarı bir silah var. Ve haberde aslında durumun ne kadar acı olduğunu anlatan bir detay varken, silahın ne kadar kolay alınabileceğine dair bir detay da söz konusuydu haberin içeriğinde. İşte buradan böyle alabilirsiniz diye. Medyada çoğu zaman bilerek ya da bilmeyerek haberleri verebiliyor. Tepki göstermek için belki cezasızlığa bu haberleri veriyor ama burada sanki cezasızlık da bir özendirici duruma da yol açıyor. Şimdi şöyle, aslında cezasızlık bizim için bir terim, ciddi bir kavram. Hani dilimizde normal kullandığımızdan biraz daha fazlası. Bir suç meydana geldiği zaman hakkı ihlal edilen kişi bunu adli makamlara taşıyabilmesi, etkin bir soruşturma yürütülebilmesi, sonra yargılamanın yapılması, işte failin bulunması, tespit edilmesi, cezalandırılması, bu cezanın tamamıyla uygulanması, çektirilmesi yani faile. Daha sonra da mağdurun bu nedenle uğramış olduğu zararın tazmin edilmesi. Hı-hı. Yani bütün bu süreç tamamlanmadan tamamlanmadığı takdirde cezasızlık ortaya çıkıyor. Yani çünkü mağdur belki geçici bir kalıcı bir organ kaybına maruz kalabiliyor. Belki hayatını tümüyle etkileyecek bir değişikliğe neden oluyor yaşadığı mağduriyet. Dolayısıyla sadece failin cezaevine gitmesi de aslında yaşanan mağduriyeti tazmin etmiyor. Etmiyor tabii ki. Tabii yani ki dolayısıyla bu aslında bir bütüncül bir politika. Yani sadece ceza sistemiyle çözülebilecek bir konu değil. Yani bir kişi hayatını kaybettikten sonra, siz bir yakınınızı kaybettikten sonra o kişi isterse müebbet hapse mahkum olsun. Hı-hı. Hani sizin acınız aslında dinmiyor. Dolayısıyla ve en önemlisi de bu yaşanan kötü olayın bir daha vuku bulmayacağının garantisinin ya da bir daha vuku bulmayacağının teminatının topluma verilmesi. Yani öyle bir caydırıcılık sisteminin getirilmesi. Ve başka insanların aynı mağduriyeti yaşamayacağının, evet, garantisi. Çünkü evet, bu olaylar mesela şöyle bir duruma da yol açıyor. Kadınlar ister istemez korkarak sokakta yürümek durumunda kalıyor mesela. Evet. Ya da ilişki yaşarken bile bu tedirginliği yaşıyorlar. Acaba başıma aynı şey gelir mi? Çünkü bu insanlar severek evleniyorlar. İlk başta şiddet başlamıyor. Sonrasında şiddet sarmalı ve döngüsü başlıyor. Yani bu korku da aslında, bu korkunun da bir bedeli olmalı. Tabii. O mağdur eden taraf. Tabii. Yani şu an günümüzde gibi baktığınız zaman zaten insanların birbirine bu anlamda da güveni kalmamış durumda. Çünkü hepimiz belki bir dolmuş otobüse bindiğimizde başımıza ne gelecek diye düşünüyoruz. Tabii. Yeni biriyle tanıştığımızda acaba ruh sağlığı ne kadar yerindedir, tabii, diye düşünüyoruz. Bir iş arkadaşımızla acaba bizi dolandırmaya çalışıyor olabilir mi, olamaz mı gibi düşünüyoruz. Tabii, tabii. Çünkü bütün bu olumsuz örnekleri sürekli çevremizde yaşıyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Dolayısıyla aslında bütün bu yaşanan adaletsizlik süreci hepimizin psikolojisini de çok olumsuz etkiliyor. Yani bir cezasızlığın var olduğuna dair inanç toplumda yerleştiği zaman adalete olan inanç da sarsılıyor ne yazık ki. Bu da daha fazla suç işlenmesine belki neden oluyor. Öyle oluyor. Yani bir de şu oluyor, dediğiniz gibi
İnsanlar artık yaşama kaygısıyla maalesef hayatta var olmak zorunda kalıyorlar. Sabah evden çıktıklarında acaba akşam eve sağ salim dönecekler mi? Ya da bir kadın bir yere gittiğinde bir erkek tarafından tacize uğrayacak mı? Ya da sokakta yürürken başına bir şey gelecek mi? Bu korkunun bence bedeli daha da ağır olmalı yani diğer taraf için. Peki bu adli kontrol kararları, verilen ceza indirimleri, bunlar için ne söylersiniz? Tabii burada şu da var, bazı olaylarda tutuklama geliyor, arkasından serbest bırakılıyor insanlar. Sonra tepki gelince bir daha tutuklama. Bu bana hep ilginç gelmiştir. Mesela burada sosyal medyanın etkisi, toplumsal baskının etkisi niye bu kadar fazla hissediliyor? Şimdi şöyle, aslında özellikle biz bunu tutuklama ve tahliye kararlarında sosyal medyanın etkisini görüyoruz. İşte sosyal medyada çok fazla gündem oluyor, hashtagler açılıyor. İşte belki tahliye edilen birisi geri tutuklanıyor, hı hı, ya da işte tahliye ediliyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bu aslında bizim için her ne kadar şu açıdan da bakabiliriz buna. Evet, insanlar sosyal medyada düşüncelerini, tepkilerini özgürce dile getiriyorlar. Ve bir kamuoyu baskısı oluşuyor. Bu yönde bir karar alınıyor gibi düşünülebilir. Bu bazı davalarda kişiye göre kısmen hoşumuza gidebilir verilen karar, verilen tepkinin üzerine gelen karar. Ama bazı davalarda da tamamen aksi yönde de hiç hoşumuza gitmeyecek sonuçlara da neden olabilir. Dolayısıyla yani yargılamanın sosyal medyadan etkilendiğini düşünmek aslında adalete çok ciddi bir anlamda zarar veriyor. Ya da, çünkü kanun tek orada. Evet, maddedir. Ya da sadece düşünmek değil, zarar ver, yani gerçekten etki ediyorsa da bu da gerçekten çok ciddi bir sıkıntı. Çünkü ceza muhakemesi kanunumuz var, tutuklama nedenleri orada sayılmış, hangi koşullarda tutuklama nedeni olması lazım, somut bir delil olması lazım vesaire, şartların gerçekleşmiş olması lazım. Bunlar, tutuklama zaten bir cezalandırma aracı değil, bir tedbir aracı ve sıkı şartları var aslında, yani keyfi uygulanacak bir tedbir değil. Dolayısıyla sosyal medyadan gelen tepki üzerine tutuklama kararı verilmesi ya da işte sosyal medyadan gelen karar üzerine tahliye kararı, talep üzerine tahliye kararı verilmesi diye bir şey aslında hukuken söz konusu olamaz. Ama bu algının yerleşiyor olması bizim hukuk sistemimize de, adalet duygumuza da zarar veriyor ne yazık ki. Yani dediğiniz gibi olmamalı. Kanun maddesi belli. Tutuklanacak mı, tutuklanmayacak mı? Adli kontrolle mi serbest bırakılacak? Bunlar belli olmalı. Herhangi bir görüşü, herhangi bir partiye ya da herhangi bir tepkiye göre durum belirlenmemeli hiçbir şekilde. Çureşet olayını hatırlıyoruz hepimiz yakın zamanda tabii Ankara'da. Tabii şunu da eklemek istiyorum. Yani tabii sosyal medyada insanlar artık kolaylıkla erişiyorlar ve tepkilerini bir gösterme yolu oldu. Yani sosyal medya hani yadsınamaz bir gerçek, hı-hı, her anlamda. Ama İşte mahkeme kararları hakkında ya da tutuklamalar hakkında, güncel olaylar hakkında insanlar yorum yapmasın mı? Hani öyle de bir anlama gelmesin söylediğimiz. Yani tabii ki insanlar fikirlerini beyan edecekler. Yok, tabii ki tabii ki. Ama bizim baktığımız hukuk tarafı aslında. Tabii, hukukun etkilenmesi. Yani hukukla ilgili de fikirlerini açıkça beyan edebilirler. Yani düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında. Fakat bunun önüne geçecek olan, bu yanlış algının önüne geçecek olan yargılamanın hızlanması, etkin bir şekilde ilerlemesi, hızlı bir şekilde sonuçlanması. Zaten hızlı bir şekilde yargılama yapılır, deliller toplanır ve neticeye ulaşılırsa sosyal medyadan da bu kadar çok tepki vermeye gerektirecek bir durum ortaya çıkmaz aslında. Yani şöyle bir algı çıkıyor. Mesela Şule Çet'ten bahsedecektim. Ankara'da bir yüksek katlı, evet, binanın üst katlarından düşerek hayatını kaybettiğine dair haberler, sonra intihar denildi. Ardından olayın başka bir şekilde gerçekleştiği ortaya çıktı, bilirkişi raporları doğrultusunda. Ve o dönem sosyal medyanın etkisini çok fazla gördük. Ve o sosyal medyadaki tepki dolayısıyla aslında olay farklı şekilde incelendi, araştırıldı. Yani madem böyle bir şey var, böyle bir olay var, raporlar niye düzgün tutulmuyor peki? Tepkiye mi bağlı her şey? Böyle bir algı ortaya çıkıyor. Yani bir intihar vakası varsa ortada şüpheli bir durum var mıdır? Hele ki kadınsa zaten. Muhtemeldir yani. Niye detaylı incelenmiyor yani mesela? Yani şüphe yüksekten düşerek ölümle sonuçlanan kadın cinayetleri yani genellikle şüpheli oluyor ve incelenmesi gerekiyor. Hani değilse de incelenerek bunun ortaya konması, hı-hı, gerekiyor. Evet, verdiğiniz örnek çok doğru bir örnek. Aslında sosyal medya bu kadar gündeme taşımasaydı, bu kadar geniş çevrelerde haber olmasaydı, bilgimiz olmasaydı belki bu dosya daha intihar olarak kalacaktı. İntihar olarak kalacaktı, belki de böyle sonuçlanacaktı. İşte burada aslında sosyal medyanın bir anlamda olumlu gücünü görüyoruz.
Ama aslında işte bu güce hiç gerek kalmamalıydı. Kalmamalı. Herkes görevini doğru yapmalıydı en başından itibaren ve raporlar doğru çıkmalıydı, doğru tutulmalıydı. Çünkü sosyal medyaya bu anlamda güvenemeyiz. Çünkü kitleler var ve kitlelerin işte eğitim durumlarını, siyasi görüşlerini, işte duygusal dünyalarını bilmiyoruz. Kitleler çok hızlı bir şekilde galeyana da gelebilirler. Dolayısıyla evet burada olumlu bir örneği konuşuyoruz şöyle chat davasında ama genel olarak sosyal medya tepkileriyle yönlenecek bir hukuk sistemini tabii ki kabul etmemiz bu nedenle mümkün değil. Tarafsız ve net olmalı, neyse evet. olmalı. Evet. Şimdi devletin aile içi şiddete müdahalesi noktası bu ailenin varlığına bir müdahale değil. Buradaki müdahale biraz bir konuşalım. Mesela gidip doğrudan evlere girmekten bahsetmiyoruz. Burada kadınların haklarını aramasından ve kadınların devletin gücünü yanında görmesinden aslında biraz bahsetmek lazım. Çünkü maalesef korktuğu ve çaresiz kaldığı için o şiddete katlanmak zorunda kalan birçok kadın var. Ve de girişte bahsettiğimiz gibi fiziksel şiddet belki en son nokta. Öncesinde psikolojik ve onlarca yüzlerce kez hakaret durumu kuvvetle muhtemel var. Biraz buradan bir bahsedelim. Kadınların haklarını arama yöntemleri, çaresiz hissettiklerinde yapmaları gereken ya da tutunacakları bir dal ne olmalı mesela? Şimdi şöyle birkaç örnek vererek başlayayım. Mesela kasten yaralama suçunda kanunda düzenlenmiş. Temel, normal, basit tıbbi müdahaleyle gidirilebilir hali var. Bir de nitelikli halleri var. Mesela son düzenlemelerden sonra eşe karşı ya da boşanılan eşe karşı kasten yaralama nitelikli hale sokuldu ve cezası normal temel cezasından ağırlaştırıldı. Mesela bir örnek olarak ya da ısrarlı takip suçunda yine boşanılan eşe ya da ayrılık kararı verilen eşe karşı olan ısrarlı takip suçunda ya da uzaklaştırma kararı verildikten sonra buna rağmen fail ısrarlı takibe devam ediyorsa bunlar bir ağırlaştırıcı neden oldu. Devletin yükümlülüğü bu gibi maddelerle mesela uygulamaya çalıştığı önümüze çıkıyor. Görüyoruz bunu bu şekilde. Ama bunlar bizim için yeterli olmuyor ve uygulamasında sıkıntı oluyor. Aslında daha etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması gerekiyor. Çünkü zaten tırnak içinde basit gördüğümüz çoğu mesele her ne kadar içeriği şiddet de olsa yargıya taşınmıyor. Belki karakola gidiyor ama sonra taraflar neyse şimdi başımız ağrımasın diyor, ele güne rezil olmayalım diyor, işte çocuğum var onun için katlanayım diyor, şu an evi ayırabilecek durumum yok, maddi gücüm yok, annem babamın evine geri dönemem diyerek şikayetinden vazgeçiyor. Yani her türlü şiddet vakası zaten cezalandırılıyor değil. Ne yazık ki bir kısmı zaten yargıya hiç taşınmıyor bunların. Ama kadınlar öncelikle şunun farkında olmalılar. Yani şiddet sadece fiziksel şiddet değil. Sadece yani bir tokat attı, mesela bu da fiziksel bir şiddet ama bir tokat attı diye basitleştirebileceğimiz bir şey aslında değil. Hakaret dediğiniz gibi, aşağılama, dalga geçme, alay etme bunların hepsi şiddet türleri. Evli olsa dahi cinsel ilişkiye zorlama, bu da bir cinsel şiddet yöntemi. Kadınlar yaşadıkları şeyin ne olduğunu önce tanımlayabilirlerse kendileri, bunun ne olduğunu farkına varırlarsa... Doğru. Adım atmalarından önceki adım bu. Aslında yaşadıkları şeyin ne olduğunu tanımlayabilmek. Daha sonra da kendilerini güçlendirmeleri gerekiyor. Güçlendirmekten kastım tabii ki ilk hedefimiz, yani ilk amacımız eğitimle başlayan, işte meslek sahibi olmaları, kendi ayaklarının üzerinde durmaları, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları. Ama eğer yaş ileriyse, işte şu ana kadar böyle bir durum, ortam gelişmemişse de sosyal destek almaları. Ve ataerkil toplumda bu bahsettiğiniz pek de mümkün olmayabiliyor. Evet, çoğunlukla olmayabiliyor ne yazık ki. Çünkü kadın genç yaşta evleniyor, çocuk doğurmak zorunda kalıyor, çocuğa bakmak zorunda, kadın zorunda hissettiği için kendini o çalışma hayatından vazgeçiyor. O hatta yasaklanabiliyor evet, çalışması. Tabii. Ya da kültürel nedenlerle ben karımı çalıştırmak istemiyorum dediği için kadın iç hayatına hiç katılamamış oluyor. Ki bunların arasında meslek sahibi, üniversite mezunu kadınlar da var, eşleri tarafından çalıştırılmayan. Dolayısıyla eğer bir ekonomik özgürlüğe ulaşmak o an için çok zorsa sosyal ağları güçlendirip yakınınızdan, bir komşunuzdan, arkadaşınızdan, belki belediyede halk eğitimde ders veren bir öğretmeninizden, belki mahallenizin muhtarından, barodaki bir adli yardım kuruluşundan haklarınızı öğrenip, yapabileceklerinizi öğrenip adım atmak. Yani önce kendini şiddeti tanımlamak, uğradığınız şeyin ne olduğunu farkına varmak, daha sonra da kendini güçlendirerek
şiddetsiz bir hayata geçiş yapmanın ön adımlarını oluşturmak aslında. Çünkü hiçbir kadın şiddetten bir günde kurtulmuyor. Yani bunun ön adımları var. Yani çoğu kadın bunu defalarca deniyor. Belki 4., 5. denemesinde bu sarmalın içinden çıkmayı başarıyor. Dolayısıyla bir kere denedim yapamadım diye hiçbir kadın hayal kırıklığına uğramasın. Yani burada aslında toplumsal rollere geliyor mesele. Çünkü kadınlara biçilen roller var. Bu doğduktan ölene kadar devam ediyor. Bir dönem aile hayatı, anne baba ya da ağabey varsa onun biçtiği roller ve uğradığı bir baskı ve biraz da ötekileştirme tabii ki. Çünkü bir erkek bir kadın ya bir erkek bir kız çocuk varsa bir ailede erkek daha avantajlı, kız çocuk daha dezavantajlı. Çünkü ona biçilen roller ev işi yapmak, yemek yapmak, anneye yardım etmek ya da annenin yaptıklarını aynı şekilde kendisini de hayatta uygulaması. Rol modeli olarak alması. Rol yani. Model olarak alması. Anne bazen bunu bilerek bilmeyerek dayatıyor. Ve bunları iyi yaptığı zaman da iyi bir kadın ve iyi bir insan olduğunun ve takdir edileceğinin anlaşılması. Toplumsal rollerden bahsediyoruz. Hı. Ve aslında bu ta temelden gelen bir eğitimle değişebilecek bir tabii dönüşüm çok, olur. Çok temel bir konu. Yani bu aslında erkek çocukların mavi, kız çocukların pembe giydirilmesiyle başlayan aslında. Bir konu aslında. Dediğiniz gibi kız çocuğa hadi sofrayı hazırlamama yardım et denirken işte erkek çocuğa sen otur oğlum, işte ben yemek hazır olunca seni çağıracağım tabii, tabii, demek gibi bir şey. Babaanne maç izle, babaanne televizyon izle. Evet, evet, ne yazık ki. Oysa yani yemek hazırlamak da hayatta kalmak için, yani bir erkek için de temel hayat becerisi. Erkekler de hani kendi kendilerine yemek hazırlayıp yiyebilirler. Yani bu erkeğin yapamayacağı, elinin yatkın olmadığı bir şey değil. Bu sadece bizdeki bir algı. Aynı şekilde kadınlar da yani bozulan bir dolabı tamir edebilir. Hani bunun için fiziksel gücü yeterli değil diye bir şey yok. Yani bu zaten çok ciddi bir fiziksel güç gerektiren bir şey de değil. Bunlar hep kafamızdaki kodlanmışlıklar aslında. Böyle başlayan, böyle minik 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 hayatımızın her evresine yayılan bu toplumsal cinsiyet rolleri daha sonra da toplumsal cinsiyet eşitsizliğine neden oluyor. İnsanlar belirli bir alana geldiğinde bu eğitimde eşitsizliğe neden oluyor. İş yerinde, iş hayatında eşitsizliğe neden oluyor. Sosyal haklarda eşitsizliğe neden oluyor ve bu şiddeti doğuruyor ne yazık ki. Şiddeti doğuruyor. Zaten temelde de bu sorun var. Evet. Yani tam tersi eşitlikçi bir ailede büyüyen kız erkek çocukları olsa, dediğiniz gibi erkeğe de yemek yapmak öğretilse, kadın da erkek gibi rahat rahat, kız çocuk da erkek gibi rahat rahat dışarıda oynayabilse ya da gezebilse, erkeğe baskı yapılmazken, kız çocuğuna baskı yapılırken aslında eşitlikçi bir şekilde ikisi de özgür bırakılabilse, erkeğe verilen özür yani durumda cinsiyetlerinden bağımsız çocuk yetiştirdiğimizi düşünürsek aslında daha sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz. Yani kız çocuğu yetiştirmekle erkek çocuğu yetiştirmek arasında neden bir fark olsun temelde? Hepsi çocuk. Yani hepsinin çocuk olarak hepsinin ihtiyaçları bir aslında. Evet. Hani ebeveyn sevgisine, ilgisine ihtiyaçları var. Saygı duyulmaya, görülmeye ihtiyaçları var. Doğru. Şimdi bu ceza meselesinde de bir cezaların aslında ağır olduğu ama uygulanmadığı yönünde bir de algı söz konusu. Böyle bir algının nereden çıktığını anlatabilir misiniz? Yani niye böyle bir algı var? Şöyle, yani yapılan araştırmalar aslında cezaların, suçlara karşı verilen cezaların sayısal olarak, rakamsal olarak artırmasının suç oranlarını azaltmadığını göstermiş. Fakat o nedenle yani cezalar artırılırsa suçlar azalacak gibi bir denklem kuramıyoruz ne yazık ki. Hı hı. Ama yargılamanın çok uzun sürmesi, çok uzun sürdüğü için bu aralıkta tutuksuz yargılanması ve mesela olay bu sene işleniyor ama belki kesinleşmesi 6-7 sene sonra oluyor. Evet, biraz uzun 6-7 oldu. Senelik bir cezasızlıktan bahsediyor oluyoruz bu nedenle. Hı hı. Yani dolayısıyla bu biraz yargılamanın uzun sürmesiyle alakalı bir konu. Tabii bunun infaz yasası ile ilgili boyutu da var. Yani biz mahkemede hükmü alıyoruz, örnek veriyorum 10 sene ama kişinin infaz yasasına göre yatacağı sene 10 sene olmuyor tam olarak. Dolayısıyla toplumdaki algı buradan da biraz kaynaklanıyor. Ne var ki şurada 3-5 sene yatıp çıkacağım evet, gibi. Doğru. Evet. Yani belki bu konuda bir düzenleme yapılması lazım. Yani belki değil bence muhakkak yapılması lazım. Sayın Arar, yani bu kadar şiddet olayı varken düzenleme kesinlikle şart.
cezalar demek ki bir yerde yetersiz kalıyor. Bir de böyle bir algı varken. Şöyle yetersiz kalan kısmı aslında infaz yasasından kaynaklanıyor. Ha, infaz yasası. Yani ilk verilen ceza birebir uygulanmıyor infaz yasası. Uygulama tarafından bahsediyorsunuz. Evet, evet, uygulama tarafında sıkıntı oluyor. Yoksa işte bütün suç tiplerine göre yaralama, öldürme, işte cinsel saldırı cezalar yetersiz değil. Gayet güzel cezalar aslında yani çok da caydırıcı cezalar ama uygulamada uygulama sıkıntı. Bir, çok geç uygulanmaya başlanıyor yargılama çok uzun sürdüğü için. İki, bazen deliller yeterince toplanamadığı, etkin bir soruşturma ve kovuşturma süresi geçirilmediği için belki cezalandırılamıyor. Yeterli delil olmadığı için belki delil yetersizliğinden beraat kararı veriliyor. Hı hı. Ya da bir ceza verilse de bunun istinaf süreci, yargıtay süreci çok uzun sürdüğü için üzerinden yıllar geçmiş oluyor ve mağdur diyor ki yani ben bu olayı yaşadım ama karşı taraf hala dışarıda, hala bir ceza almadı. Bu insanların zihninde bir cezasızlık algısına neden oluyor. Doğru. O kişi tabii ki eninde sonunda cezasını çekiyor. Ama ceza alana kadar da mağdur olmaya devam ediyor. Evet. Ve korkmaya devam ediyor. Evet. Yani şöyle, o kişi eninde sonunda cezasını alıyor ama önemli olan mağdurun ve mağdurun etrafındakilerin ya da bu olayları okuyan, izleyen bizlerin adalete olan inancının yerinde olması. Yani belki o kişi cezayı alacak ama 10 sene sonra bizim haberimiz bile olmayacak. Hı-hı. Bunun bir faydası yok topluma. Yani yargılamanın hızlı sonuçlanması, ne ceza alındığının herkes tarafından açık net bilinmesi gerekiyor. Bir de burada mağdurların korunması ya da onları mağdur edenlerin aslında ceza alması tarafında da bazı yanlışlar var. Biz mağduru alıyoruz, sığınma evine götürüyoruz, mağduru korumaya çalışıyoruz ama onu mağdur eden tarafı çok fazla cezalandırmıyoruz. Mesela bir mağduru sığınma evine kapatmakla onu bir kere daha mağdur etmektir aslında. Biraz bu tarafa bakıyoruz ama dediğiniz gibi diğer tarafta onu mağdur eden kişi elini kolunu sallayarak dışarıda gezmeye devam ediyor. Evet, güzel bir noktaya değindiniz. Zaten sığınma evlerinin sayısı hem sayısal olarak sınırlı hem de fiziki koşulları her zaman çok konforlu olmayabiliyor ki değil. Özellikle çocuklu kadınların sığınma evinde yaşadığı sıkıntılar daha büyük oluyor. Yani tek başına bireysel bir yerde kalmakla işte bir ya da iki küçük çocuğunuzla orada kalmak arasında fark var. Hı hı. Aynı zamanda büyük erkek çocuğunuz varsa, 12-13 yaşından büyük erkek çocuğunuz varsa sığınma evinde yine sıkıntı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla evet, daha etkin, daha farklı çözümler üretilmesi lazım. Belki sığınma evlerinin sayısının, niteliğinin, koşullarının iyileştirilmesi. Aynı zamanda failin, yani mağdura şiddet uygulayan ya da şiddet tehlikesi yaratan kişinin daha etkin bir şekilde etkisiz hale getirilmesi yönünde belki tedbirler alınması lazım. Yani dünyada da örnekleri vardır. Cezaların fazla olduğu ya da suçların azaltıldığı birçok örnek yani var. Şöyle bir örnek verelim. Mesela yakın zamanda biliyorsunuz yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçenlere yol verme konusunda böyle bir kampanya başlamıştı yaya geçidinde ve bir dönem çok aktif bir şekilde buna etkili de oldu, ceza oldu. Kesildi. Ve evet, etkili oldu ve işte artık insanlar yaya geçidinde daha fazla yol veriyorlar yayalara. Evet, sürücüler. Evet. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor. Yani daha önce de vardı belki yol vermemenin cezası ama bu kadar etkin uygulanmıyordu. Hı hı. Uygulamanın etkinliğiyle netice alabildiğimizi bize gösteriyor aslında. Tabii yani. Tabii doğru doğru. Dolayısıyla aslında burada orada devlet çok fazla etkinli. Mesela İçişleri Bakanı Soylu birebir gidip yaya geçitlerinde bazı röportajlar yapmış, bazı uygulamalara katılmıştı. Demek ki devlet etkili olduğu zaman vatandaş tarafında olumlu bir yansıması olabiliyor. Zaten bizim bu konuyu ele alırken hep devletin sorumluluğu, devletin rolü dememizin nedeni bu. Yani bunu uygulayacak olan devlet, kurumları aracılığıyla, gerek emniyetle, gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla, gerek yargı makamlarıyla, bunu toplu eğitimle, Milli Eğitim Bakanlığı'yla, bunu topluma tabii yaygınlaştıracak, öğretecek, oturtacak olan devlet. Yani İçişleri Bakanlığı'na, bazen Diyanet'e, bazen tabii. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, birçok bakanlığa, birçok yetkili aslında görevler düşüyor bu noktada. Yani bir politika olarak ele alınsa ben eminim ki çok kısa sürede sonuç elde edilebilir. Ama biz bunu ele almamayı tercih eden bir sistemle birlikteyiz şu anda. Yani almıyor muyuz, göz ardı mı ediyoruz bilmiyorum. Bu kadar şiddet olayı varken niye konuşmuyoruz nedenlerini? Yani ben görmüyorum. Hep böyle bazı kısır tartışmalar konuşuluyor ekranlarda ve internet sitelerinde, haber sitelerinde. Bence bu şiddet çok önemli bir sorun. Çünkü bir gün biz maruz kalabiliriz.
Ölebiliriz. Evet. Yakınımız ölebilir. Aslında yani hep kadına karşı şiddet diye bahsediyoruz ama aslında burada güçlü olanın güçsüz olana verdiği bir zarar. Zaten. Dedim ya yani girişte. Burada kadınlar, çocuklar, hayvanlar, doğa, hayvanlar. Yani şiddet güçsüz görülen bir erkek mesela. Evet, güçsüz görülen bir erkek, LGBT'yi bireyler. Bunlar hep toplumda daha güçsüz görüldüğü için kendini üstün hisseden ya da güçlü hisseden bir başkası tarafından şiddete maruz bırakılan gruplar. Dolayısıyla aslında hani ben Türkiye'de yaşayan bir erkeğim ve bana bir şey olmaz gibi bir durum söz konusu değil. Kendini sizden daha güçlü hisseden başka bir fail geldiği zaman siz de o şiddetin mağduru oluyorsunuz. Tabii. Daha işte dün haber geldi. Komşular kavga etti. Ankara Keçiören'de 3 kişi hayatını kaybetti. Elinde silah olan birisi, kendini güçlü gören birisi 3 kişi öldürdü mesela. Yani şiddet hepimizin sorunu. Devletin de bir sorunu, toplumsal düzeni bozan bir sorunu, insanların yaşam hakkını sınırlayan, yaşam özgürlük alanını sınırlayan bir konu. Daha çok bence konuşulması gerekiyor. Süremizin sonuna geldik. Var mı bir son cümleniz? Yani toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin son bulduğu, insanların, hayvanların, çocukların huzur içerisinde yaşadığı şiddetsiz günlerde görüşmek üzere diyorum. Temennimiz o tabii. Evet, temennimiz her o. Her şeye rağmen umudumuz var, umut etmekte gerekiyor. Ve bence mücadeleye şart. Devam. Evet. Evet, konuşmaya da devam. Çok teşekkürler, tekrar görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim.